Evet, merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Kim beni ilk defa izliyor? Benim adım Talia ve ben Antalya'da yaşıyorum. Burada kendi kanalımda parfümler ilgili her şeyi anlatıyorum. Biliyorsunuz karantinada oturuyoruz, dışarıya çıkmıyoruz, hep evdeyiz. Ve en sevdiğim işleri yapmak istiyorum evde. Tabii ev uğraş, evde temizlik her şey yapıyoruz. Yapıyorum daha doğrusu. Akşamda kendi sevdiğim şeylerle uğraşmak seviyorum. O da parfümler. Ben tam bir parfüm hastası olduğu için artık sizinle daha sık sık buluşacağım. Bugün de anlatmak istediğim bazı parfümler var. Sevdiğim ya sevdiğim parfümler aslında. Gül notasıyla. Bugün gül ilgili anlatacağım sizlere. İlk anlatmak istediğim parfüm şöyle göstereyim sizlere. Jo Malone Red Roses. Jo Malone Red Roses Cologne diye geçiyor. Bendeki 30 miligramlık şişe uzun zamandır bende ve ben gördüğünüz gibi sadece bu kadarı kullanabildim. Neden bu kadar az kullanıyorum? Bu demek değil ki parfüm iyi değil. Hayır, parfüm çok güzel fakat aşırı yoğun ve aşırı kalıcı olduğu için bir fız bile çok fazla geliyor. Ne ilgili bu parfüm? Bu parfüm tamamen gülü anlatıyor. Kıpkırmızı Bulgar gül gibi kokusu var bunun. Gül ve bal kokusu. Bu parfüm 2001'de piyasaya çıkan bir parfüm. Bayağı oldu. 19 senelik bir parfüm, bir koku. Oldukça yoğun, oldukça tatlı. Çok böyle yoğun, ballı, tatlı karışımı ve gül reçeli gibi. Hani gülden reçeli yapıyorlar ya. Nasıl bir koku? Çok benziyor. O gül reçeline çok benzeyen bir koku. Evet. Tam bir gül reçeli kokusu. Aynı yoğunlukta tatlı, biraz da bal da var içinde. Evet, içinde biraz da bal var. Burada çok az nota var, sadece 4 tane notası var. Limon, nane, üst notalar limon ve nane. Hemen söylüyorum, ben limon ve nane hiç hissetmiyorum. Orta notalar böğürtlen yaprakları ve gül. Böğürtlen yaprakları da hiç hissetmiyorum. Gül çok güzel hissediyorum. Böyle kocaman kırmızı gül. Ve alt notalar bal. Evet, gül ve bal. Benim hissettiğim notalar bunlar. Kalıcılık konusuna gelince bu koku aşırı kalıcı. Şöyle kalıcılık var ki bir kere ben bunu kullanmıştım, bileğime sıktım. Ama gün içinde başka bir iş çıktı ve benim farklı bir parfüm kullanmaya ihtiyacı vardı. Ve sıktım bu parfümü, daha önce sıktığım bu bilekli 2 defa sabunla yıkadım. Fakat bu koku hala üzerinde duruyordu. Koku çok kalıcı, yayılımı da çok yüksek. Şimdi bana bu koku bana biraz ağır gelebiliyor, bana biraz fazla gelebiliyor ve ben şöyle düşünüyorum, yani genç kızlar için biraz ağır gelir. Hatta benim yaşındaki kadınlara göre ağır da gelebilir, onu bilemiyorum ama herkesin zevkleri farklı. Eğer siz bu tarz kokulardan hoşlanıyorsanız,
Tabii ki kullanın. Ama benim gözümde mesela benim annemin en sevdiğim çiçekler gül. Ve ben biliyorum ki bu parfüm tam ona göre. Bu parfümü annem çok beğenecek ve kullanacak, severek kullanacak. Benim gözümde böyle. Bu çok sıcak, çok ılık bir koku. Çok fazla gül ve bal kokusu. Bunu diyebilirim sizlere. Başka ne söylemek istiyorum? Yaş sınırı tabii ki yok ama dediğim gibi ben genç kızların üzerinde bu parfümü gerçekten düşünemiyorum asla. Tamam, bunu anlattım sizlere. Kim bu tarz parfümleri seviyorsa öncelikle test edin çünkü çok spesifik bir koku ve herkese yakışmayabilir. Ya da herkesin hoşuma gitmeyebilir. Yakışmayabilir değil de yakışır. Yakışır da ama sizin hoşunuza gitmeyebilir. Çünkü oldukça ağır bir koku ve çok yoğun. İkinci anlatmak istediğim parfüm bu da Jo Malone markası ama bu Velvet Rose and Oud Cologne Intense. Bilmiyorum burada gözüküyor mu gözükmüyor mu? Velvet Rose and Oud Cologne Intense. Intense serisi bu. Bu unisex diye geçiyor. Hem kadınlar için hem erkekler için bir parfüm. Baştan ben bunu ilk kullandığım zaman ben daha çok kadınsı koku diye düşündüm ama yanıldım. Sonra da bunu kullanırken şunu fark ettim. Bu tam kadınsı bir koku değil. Sadece kadınlar için koku değil. Özellikle nasıl diyeyim? Burada umut notası var ve gül ama gül kırmızı gül değil. Hayır. Bordo bir gül, siyaha yakın bir gül ve açık gül değil, açılmamış gül. Daha çok şöyle kapalı gül, bordo rengiyle o tarz kokusu. Evet. Bunun notaları anlatmak istiyorum sizlere. Burada da çok fazla nota yok. Sadece 4 tane nota var. O da şu. Gül, ut, praline, bir de karanfil. Ay, ben karanfili hiç sevmiyorum ve Allah'tan bu parfümde hiç hissetmiyorum karanfil kokusu. Gül, ut ve praline hissediyorum. Bu 3 notayı hissediyorum. Parfüm oldukça kalıcı ve yayılımı da çok yüksek. Bu parfüm her yaşta uygun diye düşünüyorum. Yani eğer bu retrosuz olan daha retro bir parfüm, daha eski bir koku. Bu çok modern bir koku ve şimdiki nesil gençlere ve insanlara bu parfüm hoşuna gider yani. Bu parfüm ayak uydurur diye düşünüyorum. Başka ne söyleyebilirim bununla ilgili? Bu parfüm Velvet Rose Nude aslında sıcak bir parfüm ya da ılık bir parfüm değil. Bu daha soğuk ve sadece kış parfümü değil. Bu daha çok bence ılık havada da kullanılır. Mesela Red Rose bu tam kış bir parfüm. Soğuk havalarda. Yazın bunu kullanamazsınız çünkü sizi boğar. Ama bu böyle değil. Bu daha serin, daha soğuk. Bu da yoğun. Tabii ki o kadar bunun gibi yoğun değil. Bu, en çok yoğun bu. Bu da yoğun ama çok hoş. Ferahlık bir kokusu da var burada. Hem gül hem ut ama ut korkutan ut değil.
Ud çok yumuşak burada. Gülle beraber ve praline ile beraber tatlı, çok tatlı değil. Aynı zamanda birazcık taze, birazcık fresh, biraz soğuk gibi geliyor bana. Erkeğe de yakışır, bayana da yakışır. Önemli olan aslında kime yakıştığını değil. Önemli olan şu: eğer siz kokudan hoşlanıyorsunuz, eğer sizin hoşunuza gidiyor bu parfüm, bu koku, ister erkek olun, ister bayan olun, bunu kullanın. Yani hoşunuza gidiyorsa kullanın tabii ki de. Başka sanırım bu kadar. İnşallah bir şey unutmadım. Bazen şeyler unutuyorum ve sonra da aklıma geliyor video çıktıktan sonra. Ve üzülüyorum niye bunu diye, şunu ya da bunu anlatmadım diye. Koku çok modern. Bu koku sanırım herkese, yani eğer siz seviyorsunuz bu tarz kokusuna gidebilir. Bu koku ise biraz daha eski dönük zamanına koku. Biraz retro gibi kokusu. Çok ama çok yoğun. Bu sıcak koku, sıcak ılık sıcak koku. Bu daha soğuk, daha serin bir koku. İki gül, biri kırmızı açılmış gül, biri bordo hiç açılmamış gül. Artık size kaldı. Yani kim hangisini seviyorsa artık deneyin. Denemeden almayınız. İkisini de almayınız. Çünkü beğenmemenizin şansı da yüksek. Yani bu bayağı bir spesifik bir kokular. O yüzden denemek şart, denemeden almanızı tavsiye etmem. Evet, sanırım bugünlük bu kadar. Anlatmak istediğim şeyler, inşallah hepsini anlattım. İnşallah bir şey unutmadım. Kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın, hoşça kalın.